kötü beslendiğim günler bunlar. Üstüme yakışmıyor hiçbir şey. Sevgili Işıl Yücesoy, öncelikle İBB Kültür Sanat'a hoş geldiniz. Gerçekten zor günler geçiriyor tüm dünya. Pandemi özellikle de kültür sanat alanında birçok insanı zorladı. Ama siz bu süreci verimli değerlendirmişsiniz ve yeni bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktınız. İzninle. Daha yeni başlıyormuş kalbim, ben doydum biliyordum. Söylediğiniz gibi gerçekten ülke çok zor günler geçiriyor. Üstelik ülkenin dışında 65 yaş üstü insanlar çok ağır problemler geçiriyorlar. 65'in bayağı üstünde bir kadın olarak ve 75 yaşında bir kadın olarak bunun kaç misli olduğunu tahmin etmeniz gerek. Akıl sağlığını insanın koruyabilmesi için ve bu dar zamanlarda kısa paslaşmalar hayatımızda olduğu için ne kadar zaman yaşayacağız bilmiyoruz. Onu da pandemiyle geçiriyoruz. Ben de şöyle düşündüm, pandemiyle geçirmeyeyim dedim. Yani pandemi benimle uğraşsın, ben onunla niye uğraşayım dedim. Pandemiyi bir kenara attım, evimi stüdyo haline getirdim. Bir yaşlı şarkı gibi ağrı. Rol yapamaz güçsüzlüğüm. Farklı bir serüven oldu. Ben bir tiyatro yapıyordum. Tek kişilik bir oyun hazırlıyordum. 50. yılımda. Dedim ki tiyatroyla başladım. Tiyatroyla hiç olmazsa 50. yılı kapatayım. Ondan sonra 51 gelir mi 52 gelmez mi bilemiyorum ama. Dolayısıyla oyunun ismi de İzninle'ydi. Ve ona bir şarkı yapmak istedik. Yani gene her zaman hayatımda olan, ta büyümedimden itibaren Saadet'in dayı oldu. Bu zannediyorum Işıl Hanımcığım çok denk gelecek dedi. Ve İzninle ortaya çıktı. Rol yapamaz güçsüzlüğüm. Buraya kadar çalışılmış sınavın. Vallahi size çok yüreğimle bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda hiçbir şarkım benimle sözü örtüşmezse onunla flört etmem mümkün değil. Ben bu işe flört olarak bakarım, sevgili olarak bakarım, aşk olarak bakarım. Nasıl yaklaşırsam benden hoşlanır, neler yaparsam benim emrime girer gibi bir takım şeylerim, düşüncelerim vardır. Ve sözler çok önemlidir. Eğer bakarsanız, biraz irdelerseniz, hiçbir şarkımın sözü öyle havadan lay lay loy 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 falan değildir yani. 3,5 dakikaya eğer bir insan duygusunu koyacaksam biraz tercih ediyorum doğrusu ve belki de öyle yorumluyorum. Cinsiyetsiz oluyor. Bu şarkı da cinsiyetsiz bir şarkı. Yani İzninle'yi bir erkek de söyleyebilir, bir kadın da söyleyebilir hayatta. Sanıyordum ben sözümü söyleyip izninle bu şarkıdan çekileceğim. Bana sonrasında...